Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3-2 kaybetti. Önemli bir kayıp oldu. Tabii maçla ilgili konuşulacak şeyler de var ama ben öncelikle oyuncu tercihleri açısından yaklaşmak istiyorum. İki tane oyuncu tercihi benim biraz kafamı kurcaladı açıkçası. Bir tanesi kaleci tercihi. Yani evet, iki tane birbirine yakın kalitede kaleci oluyor ama ben yani sezon içerisinde bu kadar sık kaleci değişimini çok fazla tanık olduğumu hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Yani yedek kaleci genelde Türkiye Kupası'nda oynar. Ya da işte bir eksik, cezalı, sakatlık durumunda oynar. Onun dışında bu kadar sık kaleci değişimi çok tanık olduğumuz bir şey değil. Hani ben Beşiktaş'ı özelinde bakacak olursam Doğan döneminde hatırlıyorum böyle. Ama o Doğan böyle hiçbir kaleci beğenmediği için, ki kaleciler zaten problemi vardır. Sınır varken iki yabancı kalecisi vardı. Evet, evet. Tabii. 5+1'de iki yabancı kalecisi vardı. Kayer gelmişti, uçaktan iner inmez koymuştu. Sen de kötüsün. Onu değiştiriyor, sonra işte Asper'i koyuyor, sonra Mühre geliyor. Sürekli böyle kaleci değişiyordu. Ama şimdi zaten Beşiktaş'ın iyi bir kalecisi var. Ersin ve günden günde, her zaman Ersin'i burada övgü parantezi açarken şundan bahsediyoruz. Tamam, büyük takım kalecisi oldu. Yani hem çizgide hem de açığı daraltma konusunda, çıkış zamanlaması konusunda. Ki aslında yine Mert'in bir önceki Antalyaspor maçıydı galiba. Yine böyle Ersin'in yerine tercih edildi maçta. Yine böyle açığı daraltma sorunu yaşamıştı. Ersin o konularda daha iyi. Bu maçta da ne olursa olsun, evet, Başakşehir'in oyun planında Beşiktaş'a göre daha baskındı, daha idealdi. Maçı da kazandı ama yine de bir kaleci hatasıyla Beşiktaş geri düştü. Böyle bakınca çok anlamlandırabildiğim bir şey değil Mert'in Ersin yerine o kalede olması. İkincisi de ki senle de ilk roundda konuşmuştuk maç öncesinde, Pjanic'in yokluğunda kim olur? Burada en baskın tercih Can Bozdoğan'dı. Çünkü Can'ın şöyle bir özelliği var. Beşiktaş'ta Josef'in yanına bir tane 6-8, ki hoca da bu tabiri çok kullanır. Hatta Elneneyi çok istediğini söylemişti. Evet. 6-8 bağlantısı gerçekten çok kritik bir bağlantı. Pjanic zaten bu işin erbabı. Evet. O yokken aynı pas kalitesinde olmasa da Can Bozdoğan şöyle bir katkısı oluyordu ki bunu da gösterdi. Bu hattı driplingle aşan bir oyuncu. Pjanic tek pasla aşan. Yani zaten sahanın fotoğrafını çektiği için baba görüyor, şurada boş var, şurada boş var, şurada boşta odam var. Önceden fotoğrafını çekiyor, topu aldıktan sonra tek paslar zaten. O hattı pasla kıran bir oyuncu. Hatta direkt buradan asist yapmışlığı var Batshuayi. Can Bozdoğan da driplingle o alanı aşan bir oyuncu. O yüzden Can Bozdoğan tercihini beklerdim. Ama hoca Atiba uzun zamandır burada kullanmamışsa rağmen burada kullandı. Normalde Atiba artık biliyorsun ikinci forvet evet. Gibi. Hani ofansif 8 numarada kullanıyordu ki bence daha doğru rolü son döneminde bu oldu. Bu da Beşiktaş'a açıkçası bu iki oyuncu tercihi biraz maçı Başakşehir'e doğru yönlendirdi diyelim. Öyle. Yani tabii Başakşehir'in de ne yapacağı önemliydi ama kaleci tercihinde ben şöyle düşündüm. Acaba dedim, hani Beşiktaş Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'den alışılagelmiş oyuncu tercihlerine göre bir ekstra bir pas oyuncusu olarak mı kullanmaya çalıştı? Hani genel mantığım buydu benim maç kadrosunu gördüğüm zaman. Hani oyun sıkıştığında Mert'e dönüp Mert'in soğukkanlılığıyla oyunu daha iyi açabilmek mi diye notumu almıştım maç başında. Ama Beşiktaş'ın daha temel bir problemi vardı. Mesela Okaka'nın golüne kadar Metropol Başakşehir'in girmiş olduğu pozisyonları hatırlayalım. İşte bir koridor arasında koşu Deniz Türüç yakaladı. Hofspes'ten Junior Kaysar'a geldi, yine direk dibinden giden top. Berkay'ın geldiği top, Berkay'ın direk dibine attığı toplar falan derken mesele Beşiktaş'ın bence orta sahadaki kurgusuyla alakalıydı. Yani Beşiktaş maçı kalede de kaybetmiş olabilir. Doğru, Mert'in ilk goldeki hatası ama bence orta sahada kaybetti Beşiktaş maçı. Net olarak. Çünkü zaten Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra nasıl bir oyun tarzına evrileceğini göstermişti bize. Başka bir takımda teknik direktörlük yapacaksa eğer. Hemen gördük. Mahmut, Berkay Özcan, Deniz Türüç. Çok cesur bir karar. Okaka'nın arkasında Nasser Çatlı. Ki Deniz Türüç'ü mesela Serdar Ali Çelikler hiç oynatmasını beklemiyordu. Onlar Fenerbahçe'den kavgalı canım, geçmiş olsun Deniz'e falan diyordu. İlk başta buraya koydu. Hemen Edin Visca'ya dönüş. Bu tarafta Epriyan'ın yanında Ravil Tagiri, onu kullanmadığı doğrudan Yusuf Endiyaşme ile devam etti. Orta saha orijinli bir oyuncudan bahsediyoruz. Lucas Lima zaten iyi bir sol bek. Bakma yani net olarak. Buna karşı Beşiktaş'ın ben orta saha kurgusunun daha güçlü olmasını bekliyordum. Atiba muazzam profesyonel bir oyuncu ama artık Atiba'nın oynayacağı maçı çok iyi seçmek lazım. Başakşehir gibi takımlara karşı değil mesela artık Atiba'nın işi. Hı hı. Daha bekleyerek oynayan takımlara karşı Atiba size çok büyük bir güç sağlayabiliyor. Artık bu oyun Oğuzhan Özyakup, sen söylemiştin bekliyorum diye, acaba keser mi? Ben de Can demiştim.
Oğuzhan evet maçın belirli anlarında yerlerinde doğru yerlere kaçtı mesela. Kendini demarke pozisyonuna çıkarttı ama o zaman orta sahanın daha da güçlü olması gerekiyor. Mesela Salih Uçan gerekiyor Atiba yerine Oğuzhan'la oynayabilmek için. Sonra bir yerden sonra o da Sevim Mayat Kesper oluyor Oğuzhan'da oyun içinde. Net olarak teknik direktör tercihlerinin baskın olduğu ve sonucunda teknik direktör tercihlerinin belirlediği bir maç oldu. Evet. Yani Beşiktaş'ın bu tip kopmaları yaşadığı maçlar var. Maçın başında da yaşayabiliyor. Maçın son çeyreklerinde de yaşayabiliyor. Geçen seneki Fenerbahçe maçını hatırlıyorum mesela Sergen Yalçın. Fenerbahçe'nin geri döndüğü. İşte bir Ozan Tufan mı atmıştı golü? Ersel'e ceza sahası dışından çok güzel bir derbi, iyi bir derbi izlemiştik. Geçen seneki yine İnönü Stadı'ndaki Vodafone Park'taki Trabzonspor maçını buna örnek gösterebiliriz ama burada Başakşehir hani bekleyip oynayarak değil baya baya oyuna hükmederek, topa hükmederek oyunu belirli yerlerde eline aldı. Ve kötü bir maç çıkarttı Beşiktaş yani. Ki Başakşehir bunu oyuncu tercihleriyle destekledi. Kesin, kesinlikle. Demek ki Emre Belözoğlu'nun tarzı buymuş yani. Evet. Fenerbahçe'de elimde bu oyuncular var böyle oynayayım değil. Tarzı, teknik direktörlükteki tarzı topu ayağına aldıktan sonra fark yaratan ne kadar oyuncu varsa bir şekilde sahaya asma planı evet. Odaklı bir teknik adam. Şimdi Beşiktaş'ta evet Oğuzhan sönük bir maç çıkarttı. Yani bunu rakamla şöyle söyleyeyim ki istatistiklere çok inanmasam da bazı rakamlar bence çarpıcı oluyor. Pas topla buluşma evet. Sayısı gibi durumlar. Tabii bu sadece bireysel olarak değil takımın da problemi olduğunu çıkartıyor ama mesela Prime Oğuzhan dediğimizde Oğuzhan en iyi dönemi dediğimizde aklımıza gelen sezon Beşiktaş'ın o efsaneler yarattığı Sosa'lı, Mario Gomez'li takımından bahsediyorum. Olcay Şahan'lı. Şahan Güneş'in ilk sezonu. Orada Oğuzhan gerçekten kariyer sezonunu oynamıştı. En iyi sezonunu oynamıştı. İşte Beşiktaş taraftarları Oğuzhan 150 milyon euro dediği espriler yaptığı dönemde. Ya üşenmedim. O dönemdeki bir maçı seçtim ki Beşiktaş'ın yenildiği bir maçtı. Kasımpaşa karşısında ki inanılmaz oynamış Beşiktaş o maçta. Oğuzhan o maçta böyle sahanın her yerinde topla buluşuyor ve 100 pas yapmış. 100 pas. Bu maçta ilk 45'te 16 pası var. Yani Oğuzhan eşittir pas zaten. Pas bağlantısı, pas kurgulayan, atakları kurgulayan oyuncu pas sayısı çok az kaldı. Ama her şeye rağmen ben şunu beklerdim Sergen Hoca'dan. Şimdi Oğuzhan hani o en iyi döneminde de belki şimdi de hani 10 numaradan ziyade 6-8 bağlantısını kuran bir oyuncu aslında. Hani derinden oyun kurulan bir 8 numara Oğuzhan. Yani şurası için yeterince skorer değil. Tabii ki yoklukta oynatırsın eksikler olduğu durumunda. Ama Oğuzhan daha verimli olacağın yer. Şurada aslında tam da Beşiktaş'ın bu maçta ihtiyaç duyduğu Josef'in yanındaki 6-8 bağlantısını kuracak oyuncu. Dicib'in yerine Oğuzhan oyunda evet. Kalabilirdi. Evet. İkinci yarıda ben açıkçası yani. Onu bekledim. Evet. Çünkü Beşiktaş'ın buradaki hattı geçme sorunu vardı. Burada oyun kurulumu sorunu vardı ki Başakşehir'i çok iyi karşılıyordu. Burada Necip yerine Josef'in yanına Oğuzhan'ın çekilip Teixeira'nın yine dahil olabileceği bir sistem, bir kurgu belki Beşiktaş'ı oyun kururken daha domine eden bir takıma çevirebilirdi ama Necip tercihi de çok da bir şey değişmedi açıkçası o konuda. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.